Sayın Seyhun Topuz, bu sabah bize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Birçok şahsi sorunlarımız olduğunu biliyorum. Buna rağmen zaman ayırdınız. Biz burada bugün bir sözlü tarih çalışması yapmaya çalışıyoruz. Bu sözlü tarihte tabii sanat tarihimizin mühim karakterleriyle karşılaştık. Ve onlardan sanat tarihimizin daha az bilinen taraflarını öğrenmeye çalıştık. Siz de Türk sanat tarihi içinde hem yaptıklarıyla ve hem de doğum tarihi açısından birçok bilgiye sahip bir insansınız. Bunu gururla söylediğiniz için ben de burada anmak istedim. Yaş almak tabii ki önemli bir şeydir ve bir sanatçı için daha fazla zaman var Yaş demek. almak ve Evet, çalışmak hala. çalışmak, hala çalışmak. Evet, elbette daha uzun yıllar işler yapacağınıza inanıyorum. Fakat sizin çalıştığınız alan heykel çok Türkiye'de çok ötelenmiş, hiç değerini bulamamış bir sanat olarak görülüyor, öyle değil mi? Yani müze açıldı, hatırlarsınız, İstanbul Modern. Heykeli olmayan bir moderni temsil etmeye çalıştı ve çok sonradan sizin de aranızda olduğunuz bir grup heykel alımına gittiler. Ve heykel sergisi Heykel yaptılar. sergisi Büyük bir yaptılar. heykel Büyük bir sergisi. heykel sergisi yaptılar. Hani Onun açılışta için ama böyle göz ardı bir, edemeyiz. Ha. evet, böyle bir şey, yani bir gerçek var ortada, değil mi? Bir heykel dikememe sorunu var aslında. Heykeltıraşların sayısı da az. Sayısı da az. Evet. Ressamlara Evet. nazaran. Evet. Ben aslında onları öğrenmek istiyorum sizden. Sizde bir tarih birikmiş durumda, o heykel sanatçıları, yani sizin akademiye dahil olduğunuz yıllardan bugüne adını almak istediğimiz insanlar var, değil mi? Evet, yani modern heykelden eğer söz edeceksek, akademide Hadi Bara, Zühtü Müridoğlu, Rudolf Belling'den söz etmemiz lazım 1940'lı yıllardan itibaren. Bu hocalarımızın yetiştirdikleri ve sonra yetişenler modern Türk heykel sanatı içinde yer alıyorlar. Bunlar mesela Rudolf Belling'in 1936 yılında akademiye hocalıkla başladı. O sırada Zühtü Bey ve Hadi Bey oraydı. Sanıyorum Paris'ten dönmüşlerdi. Onların yetiştirdikleri hocalar var. İlhan Koman, İlhan Koman. Şadi Çalık, Yavuz Görey, Hüseyin Gezer. Yavuz Görey, Evet. evet. Onların Belling zamanındaki hocaların yetiştirdikleri. Yani modern Türk heykelinin başlaması böyle bir tarih. Evet. Ondan sonra Gürdal var. Yani Daha duyar. bu sefer ya böyle bir tarihsel silsileden bahsedeceksem mesela İlhan Koman, Şadi Çalık, Hüseyin İlhan Koman ayrılıp hocalık Evet. uzun yapmadı. Kuzey İsveç'e ülkelerine gitti, gitti. doğru. Ama Şadi Bey, Yavuz Hüseyin Gezer vardı Evet. akademide. Evet. Onlar da mesela yetiştirdikleri Kuzgun Acar. Kuzgun Onların Acar, evet. öğrencileri. Evet. Gürdal Duyar. Gürdal Evet. Duyar, evet. Namık Denizhan. Namık Denizhan, evet. Tamer Başoğlu. Füsun Onur. Füsun Onur, doğru. Mesela bunlar da Evet. o hocalarımızın yetiştirdiği. Ondan sonraki jenerasyon biz. Evet. Biz Evet. geliyoruz. Evet. Mehmet Aksoy, Seyhun Topuz, Saim Bugay, Ferit, Koray, Meriç Hızal, Evet. Hayri Karay, Rahmi Aksungur, Evet. Ayşe Erkmen. Evet. Evet. Oraya kadar da bir sonraki jenerasyonun yetiştirdiği bizim jenerasyonumuz. Yani Geliyor. modern heykel böyle bir tarihsel silsile içinde gelişiyor. Evet. Belli bir tarihe kadar sadece akademinin Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümü vardı. Sonradan tatbikide de Evet. böyle bir bölüm Bölüm açıldı. açıldı. Evet, evet. Oradan da Çok öğrenciler, çok sonraları, evet, çok sonraları, sonraları. oradan da Evet. yetişen arkadaşlarımız elbette Evet, oldu. çünkü bizim kuruluş prensibimiz biliyorsunuz, yani
tatbiki sanat, evet. 5 tane bölüm vardı. Doğru. Hani o seramiğin içinden o heykel çıktı. Dekoratif resmin içinden de majör sanatlara Doğru. kaydılar. Doğru. Böyle oldu. Doğru. Evet, evet. Şimdi tabii ben bir modernist heykelciyim. Evet. Ama benden sonraki jenerasyon, benden sonraki demeyeceğim, 90'lardan itibaren de modern sonrası sanattan söz ediyoruz. Doğru. Bu isimlerini saydığım arkadaşlarımın büyük bir kısmı ki burada da sergi yaptı onlar. Evet, Matka evet. Sanat Galerisi. Doğrudur. Mesela Füsun. Füsun Onur, evet. Mesela Ayşe Ertmen. Ayşe Ertmen. Serhat Kiraz. Serhat Kiraz. Sarkis. Evet. Amerika'da tahsil ettiği akademili olmayan akademi Erdal Aksel. Erdal Aksel, evet. Erdal Aksel. Yani Maçka evet. Sanat Galerisi'nde modern sonrası evet. sanatçıları temsil eden isimler de bunlar. Şu anda evet. aklıma gelenler. Evet, ama en önemlilerini saydınız. Evet, evet. Şu anda en önemlilerini gelenler. Saydınız. Böyle bir çizgi izliyor bizim evet. Konumuz, bizim Doğru. sanatımızın Doğru. Doğru. içeriği diyeyim. Evet, evet. Yani bu tabii çok güzel özetlediniz. Yani en mühim karakterleri, yıldızlarımızı saymış oldunuz. Bundan sonra da devamı var. Siz aslında onunla da ilgileniyorsunuz. Yani hem biraz var. Hocalık yaptınız, evet. Böyle bir görev olarak bunu yaptığınıza inanıyorum. Evet. Yani hocalığın yani ücretlerine dönemde. İhtiyacınız evet, olduğunu evet. düşünmüyorum ama kısa dönemde olsa hocalık Marmara yaptınız. Marmara Üniversitesi 10 evet. yıl kadar haftada bir gün evet. misafir hocalık yaptım. Evet, evet. Ondan evet. evvel akademide asistanlığım vardı. Evet, evet. Onu bırakıp Amerika'ya gitmiştim. Sonra bir daha dönmedim. Yani atölyemi açtım, bir daha dönmedim evet, akademiye evet. ama 10 yıl Marmara Üniversitesi'nin heykel bölümünde misafir hoca olarak ders verdim. Evet, evet. Bu böylece biraz gelmekte olanı da bir... Valla gelmekte olan, şimdi bir heykel yapan genç jenerasyon evet, var, evet. bir de modern sonrası sanatın içine giren heykel eğitimi alıp da evet. modern sanat dillerini değiştiren evet. evet. Yani çünkü artık gençler o dilin içine doğuyorlar. Dolayısıyla doğru, öyle doğru. bir şey yok. Evet, ayrım yapmadan medyumların hepsini evet, kullanarak. Evet, hepsini kullanarak, çeşitli malzemeler kullanarak evet. bu işi devam ettiren çok bu sayıda evet. sanatçı var. Bunların tabii hepsi heykel mezunu değil. Yani evet. grafik mezunu olabilir, resim mezunu olabilir, bambaşka psikoloji mezunu olabilir. Olabilir. Bu sanat böyle bir şey. Yani evet. modern sonrası evet. sanat böyle evet. bir şey. Evet. Yeter ki kendilerini ifade edebilsinler. Evet, evet. Sizin bu sanat hayatınızın yanında görüyoruz ki kendi sanat hayatınızın dışında da bir sanat hayatına bir hizmetleriniz var. Esasında burada çok konuşuldu bu galeri içinde. Bu galeri başından beri siz hep vardınız bu galeriden. Evet, evet. Tam tarih koymak gerekirse... Şimdi onu hemen söyleyeceğim. Evet. 1980 Maçka Sanat Galerisi Türkiye'deki galeri tarihi içinde son derece önemli bir 40 yıl geçiren Geçirdi. Bir sanatçıdır. Evet. Evet. Pardon, galeridir. Bir galeridir. Benim bu galeriyle tanışmam tabii açılır açılmaz. 1976. Çok sık, çünkü İstanbul'da fazla galeri yoktu. Evet, evet. Yani bir resim heykel müzesi vardı, bir iki galeri vardı, bir de Maçka galerisi vardı. Evet. En çok gidip geldiğimiz galeri bu galeriydi. Yani ilişkileri siz mi başlattınız bu anlamda? Valla sosyal olarak evet. Yani evet, benim anlıyorum. Gibi o zaman genç bir heykel sanatçısıydım. Burada evet. açılan hemen hemen her sergiyi takip etmeye çalışırdım. Evet. Fakat şöyle bir şey oldu. Zannediyorum ki... Ben Amerika'ya gidip geldikten sonraki 78'de gittim, 80'de döndüm. 81'de daha önce yapıp yapmadığını iyi anımsayamıyorum. Küçük heykel sergisi diye Rabia ve Varlık bir durum belirlediler. Küçük heykel sergisi açmak bu galeride.
O sırada modern heykel kimler yapıyor ki çoğu sanıyorum akademi mezunuydu. Anlıyorum. Burada iki senede iştirak ettiğim, biri 1981'de yani bu 81. galeride ilk sergi Karma sergiyle başladınız. 84'te bir tane daha oldu. Ona evet. da katıldım. Belki bir tane daha olmuştu. Belki ben burada yok olmadığınız bir zamanda. Ondan evet. emin değilim. Evet. Ama kişisel sergimi 83 yılında açtım. İlk kişisel sergimi 83 yılında açtım. Peki bu yani başka bir yerde hiç sergi yapmamıştınız değil mi? İlk burada hayır, mı oluyor? Hayır. Birçok şimdi bir taraftan da ben Heykeltıraşlar Derneğimiz vardı. Onun genel evet. sekreteriydim. Evet. O zaman kişisel heykel sergileri yok gibi bir şeydi. Evet. Yoktu yani. Evet. Yoktu diyebilirim. Evet. Ama karma heykel sergileri açılırdı. Hı hı. Bunların en önemlileri Devlet Resim Heykel Sergisi'ydi. Evet. O dönem evet. 70'leri söylüyorum. Bir de arkeoloji müzeleri açık hava sergileriydi. Onlar geleneksel hale geldi. Ve biz Heykeltıraşlar Derneği olarak bütün heykelcilere haber verip onların katılımını sağlardık. O 4-5 yıl sürdü. Evet. Devlet evet. sergileri de sürüyordu. Peki satın alma oluyor muydu o hayır, sergi? Hayır. Sadece sergiliyor. Anlıyorum. Anlıyorum. Böyle şeyler. Anladım. Yani devletin da, satın alması, müzeyi... O devlet resim heykel sergileri sizden, için söz olabiliyor. Konusuydu. Ama yani derece verirlerdi. Satın almak hatırlamıyorum. Mesela ben evet. derece alanlardan biriydim devlet. Ama satın almadılar. Anlıyorum. Yani yani işte ödül verilirdi. O evet. Birinci, doğru. ikinci falan mansiyon, başarı ödülü falan evet. böyle şeyler olurdu. Arkeoloji müzeleri. Heykel sergisi adı altında hatırladıklarım bunlar. Bir de zannediyorum o zaman için çok önemli saydığım ki 70'li yıllardı. Middelheim Biennale. Biz çok gençtik, oraya da katılmıştık heykeltıraşlar olarak. Peki onun yankılarını mesela bilebiliyor musunuz? Hayır, hani, bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hayır, bilmiyorum. Ya basında çünkü çıkmış Türk basınında, bir, evet, hayır, evet, öyle evet, bir şey hatırlamıyorum. Evet. Yani hazırlıklı, benim arşivimde yok, evet, en evet, azından belki. Evet, evet. Benim arşivimde yok. Bunu çok böyle duyuyorum şöyle. Çünkü böyle bir takım yurt dışı çıkartmalarında böyle bayağı da emek vererek bir takım şeyler ama orada hani bir... Bir kataloğu var, evet, oranın evet. oradan gelen bir kataloğu var ama ben Türkiye'de yani İstanbul'da o konuda yazı çıkmadığından emin değilim, ben de yok. Batıdakinden bahsediyorum. Yani orada bir, hani burada bile yoksa orada nasıl olsun? Evet, belki evet, vardı, belki vardır. Buraya ulaşmadı. Yani evet, anlıyorum. Orada vardır. Yine de sorgulanması gereken bir sayfa açtık. Çok 70'li yıllar, evet. Şimdi evet. buraya geliyorum. Evet. Bu galeriyle tanışıklığım eski. Evet. Ancak karma heykel sergisiyle de antre yapmış oldum. Oldunuz. Evet. 83 yılında New York'tan döndükten sonra Rabi Atölye açmıştım. Hı hı. Akademiye bir daha asistan olarak dönmediğim için. Hı hı. Oraya Rabia ve Varlık geldiler. Hı hı. Ve benden bir kişisel sergi istediler. İlk kişisel sergimi 83 yılında bu galeride açtım. Evet. Evet. O sergiyi Amerika'da taş çalışmıştım. Onlardan iki tane diğer demir işlerimden oluşan bir sergiydi. Hı hı. Sonraki yıllara baktığımda o serginin işlerim için bir kaynak sergi olduğunu düşünmeye başladım. Çok güzel. Son derece taş heykele bir daha hiç dönmedim. Çünkü evet. sevmedim taşı. Evet, taşı. Evet. Ama metal olan işlerim benim için gerçekten kaynak işler olduğunu sonradan. Evet. Çünkü o biraz şeydi yani duvar işleri olan, işte düğümlerimden bir örnek olan, ne bileyim karelerimin dikine durduğu, temel ilgilerinizi gösteren evet, evet, bir sergi. Temel ilgilerinizi gösteren. Ondan sonra bir sergi daha, 4 kişisel sergi yaptım Maçka Sanat evet, Galerisi'nde. 10 evet. küsurda karma sergiye katıldım bu galeride. Evet, yurt evet. içi ve burası. Yani evet. Maçka'nın yurt dışında, Paris'te evet, pardon. Evet. Şöyle de hazırladığı sergide Şöne dahil sergisi, evet, olmak evet. üzere pek çok karma sergiye de katıldım. Katıldınız, evet. İkinci sergim 86 galiba. Evet. Doğru. Orada da kırık formlarımı. Evet. Yaptınız. Bilinen kırık formlarımı. Şerit aslında. Bir şeritten kırılarak giden. Evet. Renkli, evet, kırmızı, evet. beyaz, siyah işlerimi burada sergiledim. 86 yılında
O işlerden bir tanesi kapının önüne kondu ve çok uzun yıllar kaldı orada. Şimdi ağaç olan yer. Evet, bilmez kırmızı miyim heykelim. Tabii. 10 yıldan fazla bir kalenin süre kalenin simgesi orada. Gibi. Simgesi gibiydi. Evet. Fakat sonra o oradan bir türlü yok oldu. Birçok heykel gibi. Gibi o da oradan evet, yok evet. oldu. İstanbul'daki birçok heykel gibi o da evet. yürüdü. İşte şu veya bu şekilde yok oldu. Evet. Evet. Sonra 94'te duvar tamamen demir, çıplak demirden yaptım. Duvar işlerim ve bir de buraya koyduğum 3 evet. metre boyunda bir evet, evet. rond vardı. Evet. Ki o şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin malıdır, onlar aldılar. Hı hı. Duvar işlerim var, duvar heykellerim vardı. O 94. 94, evet. Ondan sonra uzun bir ara oldu. Şöyle uzun bir ara oldu. Maçka Sanat Galerisi günceli takip eden bir galeridir. Evet. Yani çağdaş ve güncel sanat. Etmek ister. Etmek evet. isteyen. Biraz eden, da 90'dan sonra. 90'dan evet, sonra. Ağırlıklı olarak. Evet. Dolayısıyla sanatçı sanatçı seçimi öyle oldu. Yani evet. Çok normal çok olarak normal. Öyle oldu. Evet. Sarkis'le, evet. Ayşe'yle evet. Başlayan, evet. işte Serhat'le devam eden, evet. daha gençlerle devam eden evet. bir sanatçı kadrosu oluştu. Yeni düşünceler. Ben de modernist bir sanatçı olarak evet. son sergimi çocukluk oyuncaklarımdan evet. evirdiğim, evrilen, evet. evrilen. Ortak Bellek sergisi 90 evet. 2003 yılındaki son sergim oldu burada. O şu açıdan da enteresan gelmişti bana. Yani onu o heykel gruplarını bir veya fazla da olabilir. Aldığınızda kullanan insana da bir yaratıcı alan sağlayan. İnteraktifti. Evet, çok interaktif böyle bir sergiydi. Yani, ben buraya geldiğimde her evet, gün bir başka evet, düzen görüyordum. O evet. beni son derece heyecanlandırdı. Öyle yani mi? kendi çizgim geometrik olmasıydı o işlerin. Evet, tabii. Çünkü oyuncaklar basic geometriden hep yola çıkıyoruz. Evet, çıkıyorum. Evet. O tahta küçük, ben 42 doğumlu olduğum için savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrası çocuğuyum. Dolayısıyla oyuncak çok azdı biz evet. o yaşlardayken. Tabii. Böyle tahta oyuncaklarımız vardı. Benim dönemimin her çocuğunda vardı belki oyuncaklar. Doğru. Sonra bir gün aklıma geldi, ben niye bu kadar haşır neşir olduğum oyuncaklarla bir şey yapmıyorum diye. Evet. Sonra onları 10 defa büyütüp içlerini boşalttım ve alüminyumdan yaptım. Gayet hafif oynanabilir oldular. Evet. Evet. Ve burada onlar işte 2003 yılında sergilendi ve çok ses getirdi. Evet. Çünkü hakikaten interaktif bir sergiydi, rengarenkti, orijinal evet. renklerini evet. boyamıştım. Evet. Ve herkes işte onlarla kendine göre yeniden heykeller yaptılar. Böyle bir sergiydi. Biraz da yani sanatın kutsal olmaktan çıkaran bir sergiydi. Tabii, çünkü hani dokunulmaz yok, işte bu tersine. Ellemeyin, dokunmayın, yıkan dokunları. Evet, evet. Dokunları. Hatta oynanabilir, hareket ettirilebilir. hareket ettirilebilen öyle bir şeydi. Sergiydi, evet. Sonra da başka yerlere kanatlandık sonra, değil mi? Sonra evet, evet Nev Galerisi'nden galeri, bir teklif geldi. Evet, evet. O arada Aksanat'ta bir sergi yaptım. Sonra evet, Nev Galerisi evet, ve evet. onunla da sürdürüyorum. Yani bugün herkes kontratlı çalışıyor ve galerilerin kontratlı sanatçıları var evet. ama burada hiç o dönemler böyle bir kontrat, hep bir gönül bağı tabii, vardı gönül değil mi? Bağı. Gönülden tabii, yapılırdı gönül. Her şey. Tabii. Yani sözlü olarak yazılı değil. O kadar. Evet, o kadar. Yani evet, Rabia ile dostluğum hala çok evet, yakın evet, devam evet, ediyor. Evet. Her zaman bu galeriyi çok seviyorum. Her evet, zaman bu tabii, galerinin tabii. sanatçısını çok seviyorum. Evet, her evet. zaman izliyorum. Doğru, doğru. Burası hakikaten bizim sanat büyük tarihimiz bir için son derece önemli bir yer. Mekan, doğru. Bir de şu çok önemli bizim için. Siz sadece sanatçı olarak burada sergi yapmakla kalmadınız. Burada yapılacak sergileri de belirleyen insanlardan biri olarak biliniyorsunuz. Ama bu afişe edilmemişti ama biliniyordu. Yani bir Maçka'nın kızları vardı ve o kızlar gizli danışma kuruluydu. Şöyle diyelim. Burada Rabia bu konuda son derece açık ve saygılı. Onu evet. yani kendisi
bir şeye karar verse bile, evet, buranın eski sanatçılarına o dosyaları karar vermiş olsa bile bir kere gözden geçirmemizi isterdi. Hı hı. Yani öyle bir hoşluğu vardır bu galerinin. Evet. Ve o danışılan arkadaşlar zaman içinde de yer değiştirebilirler. Evet, tabii. Yani hep tabii aynı grup olmayabilir. Doğru. Yani bir heykelci ise belki bana sorulur, ressamsa bir başkasına sorulabilir. Evet. Yani evet, öyle bir esnek bir danışma kurulu vardır. Evet. Ve bu hiçbir zaman afişe edilmemiştir. Edilmedi, evet. Bir dostluk çerçevesi içinde, evet, konuşulmuştur. Evet. Ben aslında başlarda onu Rabia'nın hani reddedecek dese de kötü olmamak için bir kurulumuz var efendim, sormamız lazım diyerek sanatçıları karşıladığını düşünüyordum ama yani gerçekten bu sanatçı, evet, 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 buranın belirli sergi bir açmak çizgisi isteyen var insanları kırmadan, her galeri, evet, gibi, her, evet, galeri gibi, evet, çok dosya, evet, gelen biz, evet, galeriydi burası, evet, da. Evet, tabii. Her dosyayı da kabul etmek kolay bir şey değil. Değil, doğru. Zaten bir sene önceden bütün program belirleniyor. Evet. Bu galerinin çizgisine uyup uyumadığı gözden geçiriliyor. Evet. Böyle durum. Bir de çok az sayıdaydı başlangıçta galeriler. Evet. Bakmayın şimdi İstanbul'da tabii, 200 tabii galeriden söz doğru, ediliyor. Doğru. Yani şimdi herkese yer var. Var. O zaman yoktu doğrusu. Doğru. Haklısınız. Yani haklısınız. Belki yığılmalar olabiliyordu. Evet. Peki bu 80'den sonra 90'a doğru galerinin yol değiştirmesiyle ilgili, yani bunu siz işte postmodern dünyaya, evet, ayak uydurmak olarak, burada sizin tavrınız ne oldu? Yani bir yol değiştirmek demeyelim. Yani modernden kopuşu bu, yani galeri de yaşadı. Hem, evet, dünyadaki, evet, hem Türkiye'deki, evet, ortam artık, evet, oraya doğru gidiyor. Evet, evet. Yani tabii ki yani galeri olarak da misyonu o dalgaya uyum sağlamak. Çünkü burası daha çok güncel olanı, evet, gösteren yakalamak bir galeri, istiyor, yakalamak isteyen bir galeri. Evet. Baştan da öyleydi. Evet. Yani çağdaş sanatı gösteriyordu. Sonra yavaş yavaş sanatın dili değiştikçe sanatçıları da değişmeye değişti, başladı. Evet, daha, evet. Bir kere gençlere eklendi diyelim. Daha doğrusu, evet, modern üretim devam ederken postmodernite de tabii eklendi, ki, evet, oraya giriyor. Bazen hani tabii eklendi, eklendi ve öyle gençler diyelim. Gençler gelmeye, evet, başladı. Evet, o da, evet, çok hoş bir şey. Tamamen yol değiştirme demeyelim. Hayır, ama yani bir onu geçiş, evet, diyelim. Evet, yumuşak bir, evet, geçiş, evet, diyelim. Evet, evet. İşte Füsun, Ayşe Ertmen demin de saydım, Sarkis, evet, 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 Serhat, evet, Erdağ, evet, o çizgide olan sanatçılar. Evet. Füsun tabii bunların en önemlisi. En, tabii, tabii, tabii. En önemlisi. Türkiye, doğru, için de çok önemli bir sanatçı tabii, Füsun, tabii, olur. Çünkü çok haklısınız. Füsun'un çizgisi zaten öyleydi. Doğru. Anlaşılamamıştı zaten 70'lerden öyle itibaren öyleydi. Öyleydi, doğru. Doğal olarak. Doğal olarak. Doğal olarak Füsun. Evet, evet. Tabii, yani Nur için de mesela aynı şeyi söyleyebilirim. Nur Koçak için de, yani liseyi Amerika'da okumuş, İsviçre'de çalışmış, Türkiye'ye geldikten sonra tekrar Paris'e gönderilmiş. Yani o zaten orada dış dünyada olmuş, yani yerel etkilerle yetişmemiş bir sanatçı. Yani o yüzden bazı şeylerin öncelikli olarak bu dışarıda yaşamış insanlara gelmesi de doğal oluyor tabii. Evet. Yani onu yakalamaları, o günü yakalamaları, evet, evet, biraz şey de öyle yani. Bizim yetiştiğimiz dönemde, yani 70'li ve 80'li yıllara kadar hiçbir iletişim yoktu ki. Yurt dışına çıkmak çok zordu. Evet. Dergi, kitap bulmak çok zordu. Doğru. Bu bilgisayar denilen şey tabii, evet, ortada yoktu. Yoktu. Yani şimdi gençler dünyayla entegre olmakta çok hızlılar. Doğru. Dolayısıyla o dönemle bu dönem çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Bugünkü gençler dünyada olan biteni çok hızlı yakalıyorlar. Evet. Ve beraber hareket ediyorlar. Bu bir büyük bir avantaj. Evet. Yani, evet, güncel sanat bütün dünyada, evet, bütün ülkelerde aynı hızla sürüyor. Gidiyor. Doğru. Doğru. Çünkü iletişim var. Çok kolay yurt dışına çıkmak. Evet. Basın öyle, televizyon, internet, evet, kanalları, evet, açık. Yani
çok kolay ulaşılıyor artık her şeye. Doğru. Biz bir dergi bulamazdık okuyacak. Tabii tabii, bakacak. Evet, yani Türkiye'nin en yoksul dönemiydi 60'lar 70'ler. Yani bu 1917 Şişli Atölyesi ve 18 Viyana sergisi aslında bütün dünyayı fethetmek üzere hazırlanmış idi. O tabii savaş nedeniyle kaldı ama o günlerden bugünlere kadar Türklerin böyle bir sanatla dünyayı fethetme, hep orada olma, yani çıtayı orada görme, işte o sanat tarihinin içinde olma filan gibi böyle bir kompleksleri var ve refleksleri var. Kompleks demeyelim, evet. Buna şey diyelim, belki bütün ülkelerin sanatçıları öyle koşturuyor. Evet, yani bütün ülkelerin sanatçıları için bu geçerli bir şey. Geçerli bir şey, bir kere çok sayıda sanatçı var. Doğru. Yani yarış öyle. İkincisi, eskisi gibi böyle izimlerle tanımlanmıyor sanat. Çok bireysel. Bireysel, evet. Dolayısıyla bu gençler de bireysel olarak çaba sarf ediyorlar. Evet. Yani ya yurt dışında bir galeriye girmek, bir müzeye girmek, orada bir sergiye, bienaller çok önemli. Evet. Efendim oradaki sanat fuarları çok önemli. Oralarda olmak istiyorlar. Hı-hı. Haklılar da. Evet. Çünkü artık lokal değil sanat. Doğru. Çok evrensel. Evet. Oralarda da yer edinmek isteyebilirler. Yani bu iletişim de arttığı zaman daha fazla bir şans mı var diyelim? Şansları, şans yaratmak istiyorlar. Evet, evet. Zor bir şey. Başaranlar var. Var. Ve dolaşımda olanlar var. Dolaşımda olanlar var. Müzelere girenler var. Bunlar benim için bir Türk olarak iftar vesilesi. Evet, yani başka bir şey düşünmüyorum. Yani böyle ilerlenebilir. Tabii. Değil mi? Yani böyle bir bu şekilde Türklerin hani edindiği yer 5-6 ülke içinde olmak değil de o ülke sayısını 8'e falan çıkarttıklarını zannediyorum. Avrupa müzelerinde veya koleksiyonlarında olmak veya işte Amerika'da New York'ta başlayacak. Olmak. Evet. Var. Ufak var. Var. Bunlar iftar etmemiz gereken şeyler. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben kırmadan teşekkür ederim. Geldiniz buraya bugün. Hakikaten çok önemli katkılar sundunuz.